Metin abiyi sahneye davet ediyorum. Mehmet Metin Okur, sefamerve.com'un kurucu ortağı ve CEO'su. Abi sen kurucu ortak kelimesini kullanıyor musun? Böyle yeni nesilde şey var ya, kurucu ortak, ya CEO. Ne fark eder? Bir şey fark etmez ki işte. Yani el birliğiyle bir iş yapıyoruz. Sonuçta şirket, bebek bir şekilde exit ediyorsun bir yere geldiğinde. Onun için de hani o olmuş, böyle olmuş. Ya statü artık çok önemli mi bilmiyorum yani. Sizler için önemli mi statü? Öyle olmuş, böyle bir şey fark etmiyor ki Hilmi'cim. Bu arada bir yandan da YouTube'da canlı yayındayız. Hani diyorum ki söyleyeceklerini ona göre seçersin abi. Sonra dijitalde kalır bunlar. Şimdi abi, ben sana bir başlık yazmışım ama. Şimdi şöyle, ben ilk böyle muhabbete başladığımızda bir yerde tanımayanlar olduğunda hep şimdi tesettürcüyüm diye başlıyorum. Aslında ben televizyoncuyum. Daha önce Show TV Yönetim Kurulu, Kanal D Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan TV. Ondan sonra da işte Bilgi Üniversitesi'nde yapay zeka dersleri veriyorum. Matematik konusunda iyiyim, balık konusunda iyiyim, balık tutma konusunda son iki yıldır hobim. İlk başta bir ilk bakış açısıyla tesettür, hani sen soru atmışsın, niye tesettür? Bence bu bir ürün, ha farklı bir su satmışsın, ha tesettür satmışsın, e-ticaret eğer online bir şey yapıyorsan sadece hedeflemeler değişiyor. Ben tesettürü boş olduğu için, o sektör boş olduğu için, yani kız kardeşimin de tesettürlü olması ve o yaşa hayatı bilmesi ve tesettürlü kadınların da bir sürü sorunu olması itibariyle kız kardeşimden dolayı bildiğim için bu sektöre girdim. Şimdi çoğu şey var gibi görünüyor. Örneğin tesettür eşofmanı ilk biz yaptık. Kadının, tesettürlü kadının kocasıyla beraber spor yapabilme özgürlüğü yoktu. Yani pardüseyle kocasının yanında, kocası çekmiş eşofmanları, pardüseyle yürümeye çalışıyor. Bu kadını sokağa çıkartamazsan, yani sokağa çıkartamazsan sosyalleştiremezsin. Sosyalleştiremezsen eğitemezsin. Kadını eğitemezsen çocuğu eğitemezsin. Çocuğu eğitemezsen topluma eğitemezsin. Şimdi bizim orada sattığımız şey aslında eşofman gibi görünüyor. Ürün tesettür eşofman. Yine başında tesettür var. Ama günün sonunda biz kadına kocasıyla beraber spor yapabilme özgürlüğü satıyoruz. Sefa Merve'nin de markalaşma sürecinde etkisi aslında bu oldu. Ben onun sosyal yaşamına dokunuyorum. Çeşitli inovatif ürünlerle. Örneğin haşamadan örnek vereyim. Çoğumuz tenkit ediyoruz. Diyoruz ki ya elbiseyle denize giriyorlar falan filan. Ya sen bir ürün yaptın mı buna? Kadının kocasıyla beraber denize girebilme özgürlüğü yok. Ağacın kenarında bekliyor. Kocası denize giriyor. Elbiseyle girme riskini göze alırsa elbiseyle denize giriyor. Şimdi çok sorun var. Ben bu sektörde çok gelişmemiş olduğunu düşünüp kız kardeşimin de bundan anlatmasıyla bana buralarda inovatif bir şeyler yapılarak bambaşka bir noktaya götüreceğimi düşündüğüm için girdim aslında. Yani ve bunun da işte rakiplere bakıyorum, ciddi paralar harcadılar, ciddi paralar yaktılar. Biz hiç para yakmadan, hiç yatırımcı almadan Allah'a şükür bu noktalara geldi marka. Yani. Şimdi gel biraz rakamlar konuşacağız abi. Bakıyorum e-girişimdeki haberlere bakıyorum veya farklı kaynaklara hiç... Uzun zamandır haberleriniz yok ama rakamlarınız da bayağı büyüdü bu arada. Kaç yıl oldu sizin Sefa ya Merve? Çok rakam vermeyeyim ama şöyle yapayım. 11. yılımız. 11. Sefa. Yılınız. Geçen seneye nazaran şu anda 2,5 katı yukarıda gidiyor işler. Bu sipariş bazı anlamında söylüyorum. Yani ciro anlamında zaten ciro fiktif. Çünkü dün fiyatlar neydi, bugün fiyatlar bambaşka bir noktada. Onun için de hani ondan önceki 2 yıl büyüyemedik doğru düzgün, onu söyleyeyim. Neden büyüyemediniz abi? Ne oldu orada? Tabii benim öngörüm bu. Belki buradan da çıkardığınız dersler, başarısızlıkları yani anlatabilirsin. Üründe ciddi bir ucuzlama yaşandı. Çeşitli kumaşlar denendi. Çok ucuz fiyatlara ürünler satılmaya başlandı. Biz o ürünlere girmedik. Girmediğimiz için piyasadan pahalı kaldık. Piyasadan pahalı kaldığımız için büyüme gerçekleştiremedik. Şimdi ise hepsi aşağı çak, o ürünü satan müşteriler, yani alan müşteriler memnun olmadı. Fakat biz doğru ürünü satmaya çalıştığımız için, müşterileri cheat etmediğimiz için bugün hepsi aşağı gidiyor, biz yukarı gidiyoruz. Yani aradaki fark aslında bu. Yani ama bunun diyetini de ödedik 2,5 yılda, onu da söyleyeyim. Yani burada bir ürün satmamanın getirdiği ciro kaybı, işte büyüyememe, bir sürü etki var. Buna dayanmaya çalıştık, dayandık, dayanabildik en azından. Söyleyeyim ama biz oraya girseydik bugün diğer sektördeki rakipler gibi aşağı gidiyor olacaktık. Bu arada sizde ürünlerinizi, ürettiğiniz ürünler var mı? Fason üretim buradaki oran ne? Şimdi ben tekstil sektörünü bilmiyorum. Biliyor musunuz tekstil sektörü nasıl? Tekstil sektöründe şöyle gerçekleşiyor. Zara bile bugün bir koleksiyon götürüyorsunuz. Zara bunları beğeniyor. İçinden 100 tane koleksiyon götürdünüz. 10 tanesini beğeniyor. Git şimdi bana bundan önce işte 5000'er tane yap. 5000 tane yapıyor, koyuyor ürünü. İçinden tutturduklarına ekstra bir daha sipariş verip devam ediyor. Doğru tahminleme
doğru just-in-time modelleri üretebiliyorsunuz kendi içinizde. Ona göre fiyatla oynayıp, yani şöyle söyleyeyim, ben 100 liraya sattığım ürünler 10 bin tane satacağım diyelim. Baktım bunun termini 10 gün, bu ürün yetişmeyecek buraya. Bu sefer fiyatı 130 liraya çıkartıyorum. Ürün satış hızını yavaşlatıyorum. Terminin yetişme sürecine denk getirmeye çalışıyorum ve bu gibi tahminleme araçları, tool'ları kullanmaya çalışıyoruz içeride. Yani fiyatla oynayıp dynamic pricing yapıp ürünün termin sürecine oturtmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu. Bu siz yapay zeka artık herkes kullanıyor. Yeni nesil startupların hepsinin başında bir yapay zeka odaklı ya da yapay zeka alt tabanlı diye bir tabir var, bilirsin. Siz bunu e-ticarette bir tarafına, yani o Sefa Merve'de bu yapay zeka kullanımını yapacak mısınız? Veya hani şunu sormak istiyorum. Sence, yani sence 5 yıldır bizim içeride ekibimiz var, yapay zeka ekibi. Nereye gidecek? E-ticaret ve yapay zeka yan yana koyduğumuzda nereye gidecek? En büyük sorun bence yapay zekada mühendis. Ben bir data analitiyim, yani mühendis olarak bakıyorum dataya. Benim baktığım oradaki 8 rakamının insan hayatında nereye oturduğuyla ilgili bir model geliştiremiyoruz aslında. Şöyle, ben bakıyorum şimdi database'de renk, borda renk diyelim ki 255-200'e bir RGB değerle tanımlanmış, bir rakamlar çıkmış, ben borda satıyorum. Ama antropolog aldım işe, Sefa Merve'ye. Antropologlar ve sosyologlar bizim burada bulduğumuz rakamları insan hayatında nereye oturduğunu diyor ki antropolog. Ya ben kırmızı veya mavi sattım veya da işte lacivert sattım, siyah sattım görüyorum. Antropolog diyor ki bana, sen koyu renk satıyorsun diyor. Şimdi yapay zekanın insani değerlerle arada köprü kuracak birilerine ihtiyacımız var. Şu anda en büyük eksiğimiz aslında o. Biz sayısal olarak bir şeyi hedefliyoruz, bakıyoruz. Ama bu sayısal olanların insan hayatında, sayının insan hayatında nereye oturduğunu anlamlandıramıyoruz. Aslında en büyük şu anda bizim Sefa Merve olarak eksiğimiz bu. Bu yüzden antropolog aldım ki bu rakamları insan hayatında insan gözü koyuluk açıklığı mı görüyor önce? Renk mi görüyor? Bunu antropolog ve sosyologlar biliyor. Bizim buradaki dataları burada bir zemine, onların hayatında bir zemine oturuyor. Bence burada diyeceğim şey şu, insan hayatıyla yapay zeka yakınlaşmadığı sürece çok anlamlandırılabilir bir durum yok. Bu ne kadar yakınlaşırsa o kadar anlamlı bir şeyler çıkıyor. Ama tabii bunların maliyetleri de var. Yani örneğin biz pandemiden sonra 2024 itibariyle matematik 101'e geri döndük. Çünkü yapay zekada bakıyorduk, eski istatistiksel metotlar kullanılıyordu. Ondan sonra işte çeşitli SVM denen vektörleme modelleri geldi. İşte ondan sonra GAN modelleme geldi, masa dağıldı. Şimdi NEAT diye yeni bir model geliyor, NEAT diye bir model geliyor. Yine masa dağıldı. Herkes bambaşka düşünüp bambaşka bakmak, bambaşka anlamlandırmak durumunda. Yani ChatGPT'ye bakıyoruz bugün. Diyor ki adam 3 trilyonla 5 trilyon civarında bir, yani alacağım CPU'yla enerji gücüne para harcamam lazım diyor yeni bir eğitim için. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Ya da bunun parası nereden çıkacak? Sence e-ticaret şu anda sürdürülebilir mi? Reklamıyla, lojistiğiyle, yapay zekasıyla, kullandığımız tool'larla. Ama günün sonunda şuraya gidiyor yapay zeka tarafında. Bazıları ayakta kalacak değil mi e-ticarette? Ya şimdi bizim hepimizin kafası şuydu, yani eski e-ticaret ilk başladığımız günlerde. Bu masa kaç kilo? 150 kilo. İşte gel Hilmi kaldıralım bunu. Bir kişi daha lazım, elle kaldıralım. Ama 181 kilo olduğu andan itibaren bu masa artık aletli jimnastiğe geçmen gerekiyor. Transpalet mi kullanacaksın? Bu sefer transpalet kullanan insanlara ihtiyacın oluyor. Biraz daha büyüdüğünde forklift kullan. Yani geçiş süreci şirketlerdeki, bizdeki dönüşüm, yani en zorlandığımız yer aslında, hepinizin de en zorlandığı yer, jimnastikten aletli jimnastiğe geçişteki o dönüşüm. Yani tool'lar kullanma işi burada devreye giriyor. Biraz oralarda bunlar ne kadar efektif, hangi tool'u kullanacaksın, ne para ödeyeceksin, geri dönüşüne. Başka tool'la bu tool arasında ölçümlendirme, yani ayağını bir yere basman gerekiyor. İkinci kullanacağın tool'u ona göre hesap etmen gerekiyor, karşılaştırman gerekiyor ya. Ama bunların hepsinin bir maliyeti var. Bunlar ne kadar sürdürülebilir? Reklam, hepiniz yaşıyorsunuz, reklamlara ödediğiniz paralar ne kadar sürdürülebilir? Dışarıdan yakıt alarak ne kadar gider bu şey? Habire yakıt al dışarıdan, şirketin bir kısmını sat. Kim bedavaya şirketini satmak ister ki? İhtiyacı olmasa, bana soruyorlar, niye yatırım almıyorsun? Niye yatırım alayım ki? Kim şirketini satmak ister? Ha, ben ondan vazgeçtiysem, vazgeçme ihtimaline doğru gidiyorsam zaten o yolculukta yatırım alma ihtiyacı duyuyorum. Bu şirket kendi yakıtıyla gitmiyorsa, ekstra yakıta ihtiyacı varsa, ben başka birine inandırmak durumunda kalıyorsam buna, bu sağlıklı bir model mi? Karşındaki yatırımcı bunu anlamıyor mu?
Burada iki tane model var. Ya siz yatırımcıya gidiyorsunuz ya yatırımcı size geliyor. Eğer siz sağlıklı bir modelde sağlıklı bir şirket kuruyorsanız zaten yatırımcı sana geliyor. Yani bizde olduğu gibi mesela. Yani. Şimdi bazen böyle e-ticaret sektöründe böyle dalgalanmalar çok sert olabiliyor. Hani bazen bu genel olarak olmasa da büyük bir e-ticaret markasının kapanması bile aslında sektör için bir bomba gibi bir etki yaratıyor. İşte ne bileyim Markofoni belki bunlardan örneği ya da gitti gidiyorun bir anda eBay tarafından çekilmesi. Sence e-ticaret önümüzdeki dönemde ne yapanları ya da sen istediğin cevapla ne yapmayanları sektörden silecek? Şimdi vereceğim cevap doğru bir cevap olarak değil ama masada düşünülmesi gereken cevaplardan bir tanesi olarak söylüyorum. Yani benim dediğim doğrudur diye değil ama acaba denip değerlendir. Bir kere kesinlikle evrilmesi lazım. Yani dünyada iki tane taraf var. Bir Amerika'ya bakıyoruz. Tamamen reklam modeliyle ilerleyen, işte büyük şirketlerin para kazandığı, yani Google'ı, Facebook'u vesaire reklam şirketlerinin para kazandığı, herkesin de bir şekilde büyümeye çalıştığı bir model. Ama bu model sürdürülebilir bir model mi? Bilmiyorum yani orasını. Çünkü bu reklam maliyetleriyle bu şekilde bunun gideceğine ben inanmıyorum. Bunun bir şekilde evrilmesi lazım. Neden? Nerede peki bu kırıldı? Masa üstünde conversion %5'ti. Mobile indiğimizde conversion %1. Ama biz hala aynı CPC fiyatlarını ödemek zorunda ödüyoruz. Masa üstüne de aynı CPC'yi, CPM'i, desktop'ta da veya aynı CPM'i ve CPC'yi ödüyorsun. Ama birinde conversion %5'ti. Trafiğin %90'ı geldi mobile. Ama hala conversion %1'e düştü aynı fiyatlarla. Şimdi burada bir sorun var bence. Mobilde müşteriyi tatmin edecek farklı bir model olması gerektiğini düşünüyorum. Yani buradaki %4 conversion kaybının müşterinin tatminsizliğinin nedenlerinin bulunması gerektiğini ve buraya doğru evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama başında da dediğim gibi bu benim sadece tartışılması gereken bir şey olarak, masanın üstünde durması gereken bir şey olarak söylüyorum. Çin'e dönüyoruz. Tamam, adamlar mobile çevirmişler ama mesajlaşma servisleri üzerinden iletişim kurarak iş modelini dönüştürmüşler. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Şimdi Windows çıktı masaüstü. Windows Mobile diye Palm bir cihaz üretti Microsoft. Mouse yerine kalem koydu. Windows'u aynı bizim gibi şu anda scale ediyor, progresif yapıyor, epek sıkıştırıyoruz ya mobile. Aynısını yaptı. Windows'u direkt alıp koydu işletim sistemi olarak Palm'e. Peki bugün Palm var mı? Yok. Biz peki e-ticarette ne yapıyoruz? Masa üstünü alıyoruz, progresif yapıyoruz, scale ediyoruz, koyuyoruz. Müşteriden aynı conversion'ı bekliyoruz. Conversion %1'e düştü. Demek ki burada bir tatminsizlik var. Belki de iş mesajlaşma servislerine, conversational commerce'e döneceğini ben düşünüyorum. Yani bir kısmı dönebilir, tamamı dönmeyebilir ama Çin'deki gibi tamamen mesajlaşma... Çünkü müşteri oradan iletişim bekliyor. Müşteri senden bir şey bekliyor. Donuk bir arayüzle buna cevap vermeni beklemiyor ki. Conversion düş sebebi de bu. Ben böyle düşünüyorum. Onun için de biraz Çin'in modelinin bizim, yani tam ortadayız Çin'le Amerika'nın ortasındayız. Bizim modelimizin biraz o tarafa doğru evrileceğini, hem işsizliğe çare bulacağını. Çin'de çünkü fabrikaların önünde, fabrika kurarak işsizliğe çare bulmayacağını anlamış adam. Diyor ki, ben fabrikaların önüne pazarlama öğrenciler koyarsam, bunlar da mesajlaşma servisleri üzerinden bu ürünleri satarlarsa, para kazanırlarsa, hem işsizliğe çare bulacağım, hem conversion'u arttıracağım, hem müşteriyle direkt iletişim kurmuş olacağım. Biraz modeller bu tarafa doğru kayıyor diye noktalayayım ben. Buradan bomba bir cümle söylemek ister misin? Sefa Merve ile ilgili böyle bir haber, bir şey olabilir. Valla bomba rakam yeni geldi. Şöyle söyleyeyim. İhracat... Satın alma, exit bir şey. Ben öyle şeylerle geldim abi. Yok yok, başka bir şey söyleyeyim ama. Şöyle söyleyeyim. 1 milyar 2022, 1.2 milyar dolar ihracat. 2023, 5 milyar dolar. 2024, 12 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. 2025'te 30 milyar dolar. Yani burada büyük bir şey var arkadaşlar. Mesela Etsy'ye girip Black Olive yazarsanız 1500 liraya zeytin satıyor kilosunu. Ve 40 bin paket satmış bir yılda. Nereden? Etsy. Evet, Etsy'den buradan... zeytin, siyah zeytin. Bak bakkalda bedava zeytin. Yani sat, abi, bakkaldan al, paketle gönder. Hani zeytin yatırımı yapmana da gerek yok. Buradan dropshippingçilerin de önünü açmaya devam ettim. Dropshipping değil ki. Ülkenin malını satıyoruz. Başka ülkenin değil. Yani kendi ülkemizdeki malı satıyoruz. Şunu söyleyeyim, kültürler zenginliğimize hakikaten sahip çıkmamız lazım. Mesela kirli kadın peyniri dünyada üçüncü olmuş. Peynir sıralamasına baktım, 10 bin dolarla 4 bin 500 dolar arasında değişiyor ilk üç. Türkiye'de 1200 lira üçüncü olmuş peynir. Hiç kimse Etsy'de satmıyor bunu. Kilosu 2 bin dolara peynir satsan, zaten haftada bir kilo sat. Ne olacak ki?
Ama niye yapmıyorsunuz ben onu da anlamıyorum yani. Bir tane Denizli'li bir firma, Damaskus çeliği var. Bu arada İsveç'in çeliği falan hikaye. Bizim Ergenekon'dan duvarları yıkıp bu çeliği eritip gelmemiz hikayesiyle Denizli'de yatağın bu tüm Osmanlı'nın Yeniçerilerin kılıçlarını yapıyormuş yatağın bölgesi. Şimdi oradan iki tane çocuk çıkmış, kan bıçak satıyorlar. Bir ay önce açıldı yurt dışına. Burada 200 liraya sattığı bıçağı 200 euroya satıyor, deli gibi bıçak satıyor. Yani biz kültürel zenginliğimizi köy köy dolaşıp bildiğimiz hikayeleri satmadığımız sürece bu iş hala burada fakir fakir birbirimize bakıyoruz. 200 liraya zeytin yiyorsun, 200 liraya peynir yiyoruz yani. Bu işin bir şekilde bizim 3000 dolara, 2000 dolara katma değerli ürün satıyor olmamız lazım. Ben bunu anlatıyorum da siz niye yapmadığınızı niye anlatmıyorsunuz ki? Çok mu paranız var? Ayda 50 bin dolar para kazanmak istemiyor musunuz? Yapamaz mısınız? Ne bakıyorsunuz bana? Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten seni de yıllardır sahnelerde görmüyorduk. Sen de bu konuda duvarı yıkanlardan birisin. Ya dayak yemek şöyle söyleyeyim. Yani beni en büyük güçlendiren şey dayak yemek. Bu e-ihracat işinde hakikaten ciddi dayak yedim. Ama dayak yedikçe güçleniyorsunuz. Dayak yemekten korkmayın. Ve hakikaten büyük para kazanmak istiyorsan büyük dayak yemen lazım. Arada yani da dövün ama, tamam mı? Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim.